Kırmızı ve Siyah Yazan Stendhal Çeviren Nurullah Ataç Dördüncü Bölüm Ajurlu Çorap Bir roman, bir yol boyunca gezdirilen bir aynadır. Sen Real Julien, eski Verge Kilisesi'nin o seyrine doyulmaz yıkıntılarını görünce, iki günden beri Madame de Rönel'i bir kere bile düşünmediğini anladı. Geçen gün yola çıkacağım sırada o kadın bana aramızda uçsuz bucaksız bir uzaklık olduğunu hatırlattı. Bana bir işçi oğluna gösterilecek davranışı gösterdi. Hiç kuşkusuz bir gün önce elini elime verdiği için vicdan azabı duyduğunu anlatmak istedi. Ama doğrusu o el de çok güzel. Ne büyüleyici şey. O kadının bakışlarında ne kadar da soyluluk var. Fuke ile çalışıp para kazanmak olasılığı düşüncelerine bir rahatlık, bir durgunluk vermişti. Artık yoksulluğunu, kibar adamlar karşısındaki küçüklüğünü hatırlayarak sinirlenmiyor, bunlarla hayallerini bozmuyordu. Şimdi sanki denizi yüksek bir yerden seyrediyordu. Artık yargısını verebilirdi. Son derece yoksulluğa da hala zenginlik saydığı orta halliliğe de yukarıdan bakıyordu. Durumunu filozofça karşılıyordu demiyorum ama bu küçük dağ yolculuğundan sonra kendisini eskisinden farklı hissedecek kadar ileri görüşlülük gösterdi. Madame de Rönel ona yolculuğunu anlatmasını söyledi ve sözlerini son derece bir kafa dağınıklığı içinde dinledi ki bu da Julien'in dikkatini çekti. Fouquet bir vakitler evlenmek istemiş, gönül vermiş, aldatılmıştı. Dostuna bunları uzun uzun anlatarak konuşma saatlerini doldurmuştu. Muradına pek çabuk ermiş olan Fouquet arası çok geçmeden sevilmekte yalnız olmadığını farkına varmıştı. Bütün bu dinlediklerine Julian çok şaşırmış, birçok yeni şeyler öğrenmişti. Kendi kendine bir köşeye büzülüp yalnız hayal kurmakla herkesten çekinmekle geçirdiği hayat gözünü açabilecek her şeyden uzaklaştırmıştı onu. Julien'in dağda geçirdiği günler, Madame de Rênal için birbirinden başka ama hepsi de dayanılmaz bir işkenceler geçidi olmuştu. Kadıncağız gerçekten hastaydı. Madame Derville Julien'in geldiğini görünce kuzenine "Aman!" dedi. "Bu akşam bahçeye çıkayım deme. Zaten rahatsızsın." nemli hava rahatsızlığını büsbütün artırır. Madame Derville, her vakit son derece yalın giyindiği için kocasından azar işiten Madame de Rönel'in şimdi Paris'ten yeni gelme ajurlu çoraplar ve cici cici ayakkabılar aldığını görünce şaşırmıştı. Üç günden beri Madame de Rönel'in bütün eğlencesi o zamanlar pek moda olan zarif bir kumaştan bir giysi biçip Eliza'ya diktirmek olmuştu. Bu giysi Julien'in gelmesinden biraz önce bitmişti. Madame de Renal onu hemen giydi. Artık Madame Derville'in kuşkusu kalmadı. Zavallı seviyor, dedi. Onun o anlaşılmaz, garip hastalığının aslını anlamıştı. Julien'le konuştuğunu gördü. Madame de Renal'in yanakları bir kıpkırmızı, bir sapsarı oluyordu. Genç eğitmenden ayırmadığı gözlerinde bir heyecan okunuyordu. Madame de Rönel her an Julien'in amacını gidecek mi kalacak mı bildirmesini bekliyordu. Julien ise zaten hiç aklından geçmeyen bu iş üzerine bir şey söylemiyordu. Oldukça zorlandıktan sonra Madame de Rönel en son bütün çılgınca aşkını açığa veren titrek bir sesle ''Öğrencilerinizi bırakıp başka işe girmek niyetinde misiniz?'' diye sordu. Madame de Rönel'in bu heyecanlı sesi, bakışı Julien'in dikkatinden kaçmadı. Bu kadın beni seviyor, dedi. Ama bir türlü gururuna yediremediği bu geçici tutkudan sonra benim gitmemden de korkusu kalmayınca yine kibrini takınır. Gerek kadının, gerek kendisinin durumu hakkındaki bu düşünce Julien'in aklında bir yıldırım gibi belirdi. Kararsız bir tavırla, bu kadar sevimli, bu kadar adam evladı çocuklardan ayrılmak beni çok üzecek ama sanırım ki gerekecek. İnsanın kendine karşı görevleri de vardır bu kadar adam evladı sözünü bu Julien'in daha yeni öğrendiği kibar sözlerdendi. Söylerken içini sevginin tam tersi derin, ateşli bir duygu kapladı. Bu kadının gözünde ben bir adam evladı değilim diyordu. Madame de Rönel onu dinlerken zekasına, güzelliğine tutuluyor, gitmesi olasılığını düşündükçe yüreği parçalanıyordu. Bu üç gün içinde yemeğe gelmiş olan ver yerli dostları, kocasının bulup ortaya çıkardığı bu akıl şaşırtan adam için Madame de Ronali sanki bile bile kutlamışlardı. Doğrusu hiçbiri de çocukların ne kadar ilerlediklerini anlayacak adamlar değildi. İncil'i hem de Latincesini ezbere bilmek bu adamların yüreğinde belki yüz yıl sürecek bir hayranlık duygusu uyandırmıştı. Kimseyle konuşmayan Julien'in bunlardan hiçbir haberi yoktu. Madame de Rönel’de bir parçacık olsun soğuk kanallık bulunsaydı Julien'i ülke çapında ün saldığı için kutlardı. Böylece gururu okşanmış olan Julien içinde bir rahatlık duyar ve ona tatlılık, güler yüz gösterirdi. Zaten kadının yeni giysisini de pek hoş bulmuştu. Madame de de giysisinden hoşnuttu. Julien'in o giysi için söyledikleri de çok hoşuna gitmişti. Bahçeye çıkıp şöyle bir dolaşmayı önerdi. Ama biraz yürüdükten sonra pek halsiz olduğunu itiraf etti. Julien'in koluna girdi ama bu gücünü artırmak şöyle dursun, onun koluna değmek büsbütün gücünü tüketti. Gece olmuştu. Iğlamur'un altında oturur oturmaz Julien eski ayrıcalığından yararlanarak dudaklarını yanındaki güzel kadının koluna yaklaştırmaya ve onun elini almaya kalkıştı. Madame de Rönale değil Fouquet'in sevgililerine karşı gösterdiği korkusuzluğu düşünüyordu. Adam evladı sözü hala yüreğinde bir yara gibiydi. Madame de Rönal de onun elini sıktıysa da Julien buna pek sevinmedi. Madame de Rönal'in halinden, hareketlerinden o akşam pek belli olan duyguyu görüp koltukları kabarmak, hiç olmazsa içinde bir şükran duymak şöyle dursun, tersine Julien güzelliğe, zarifliğe, tazeliğe karşı yine bir duygusuzluk gösteriyordu. Gönlün saflığı, her türlü kin heyecanına yabancı olması hiç kuşkusuz gençlik çağını uzatıyor. Güzel kadınların çoğunda ilk önce yüz ihtiyarlar. Julian bütün akşam somurtlu durdu. O zamana kadar ancak rastlantıya ve insanlara öfkelenirdi. Fuke, küçük bir zenginliğe ermek için tiksinilecek bir yol göstereli beri Julian kendine de öfkeleniyordu. Ara sıra hanımlara bir iki söz söylüyorsa da yine hep kafasının içindekileri düşünüyordu. Farkına bile varmadan Madame de Rönel'in elini bırakıvermişti. Bu davranış zavallı kadının kafasını alt üst etti. Bunu kötü yazgısının bir belirtisi diye karşıladı. Julien'in sevdiğinden emin olsaydı belki kendinde ona karşı koyacak kadar erdem gücü bulurdu. Oysa şimdi onu bütün bütün elden kaçırmaktan korkuyordu. Aşk onu, Julien'in dalgınlıkla iskemlelerin arkasına dayayıp bıraktığı eli tutacak kadar çılgınca bir harekete sürükledi. Bu, yükseklere çıkmak sevdası besleyen delikanlıyı uyandırdı. O anda Julien, sofrada çocuklarla birlikte en alt başta otururken kendisine şöyle gülümseyerek korur gibi bakan bütün o kendini beğenmiş kişi, oğullarının burada, bu bahçede bulunup bunları görmesini istedi. Bu kadın artık beni hor göremez, dedi. O halde ben de onun güzelliğinden anladığımı göstermeliyim. Bu kadının aşığı olmak benim kendi kendime karşı olan borçlarımdandır. Fuke'nin bön bön anlattığı şeyleri dinlemeden önce Julien'in aklına böyle bir düşünce gelemezdi. Bu birdenbire verdiği kararla bir süre avundu. Kendine bu kadınlardan birini ele geçirmeliyim dedi. Madame Dervile aşk ilanı daha hoşuna gidecekti. O kadın daha güzel değildi ama Julien'i her zaman çalışkanlığıyla saygı kazanmış bir eğitmen olarak tanımıştı. Madame de Renal gibi onu kıvırcık, kastor ceketini koltuğunda taşıyan bir kereste işçisi olarak görmemişti. Madame de Renal ise onu asıl genç işçi kılığında gözlerinin akına kadar kızararak kapının önünde durmuş bir türlü zili çalamadığı günü hatırladıkça şirin buluyordu. Ver yerlilerin pek kendini beğenmiş dedikleri bu kadın soyluluğu pek az aklına getirirdi. Bir kimsenin değerinden emin olunca onu payesine bakılınca çok işler yapabileceğini umabilecek kimselerden çok daha üstün tutardı. Yiğitlik göstermiş bir arabacı onun gözünde pos bıyıklı, iri pipolu, heybetli bir süvari yüzbaşısından çok daha kahramandı. Julien'in ruhunu hepsi de soylu, çoğu da marki, kont falan olan akrabalarının hısımlarının ruhundan daha soylu sayıyordu. Julien şimdi durumun ne olduğunu gözden geçiriyordu. Madame Dörville aşk oyununa olanak kalmadığını gördü. O kadın Madame de Rönel'in Julien'den ne kadar hoşlandığını elbette fark etmişti. Demek ki Julien Madame de Rönel'i seçmek zorundaydı. ''Bu kadının huyu suyu üzerine ne biliyorum?'' dedi. ''Bildiğim yalnızca şu.'' Yolculuğa çıkmadan önce onun elini tutuyorum, o çekiyordu. Şimdi ise ben elimi çekiyorum, o tutup sıkıyor. Bana karşı gösterdiği hafif semelerin öcünü almak için iyi bir fırsat. Kim bilir şimdiye kadar kaç tane dostu oldu. Belki şimdi beni gözüne kestirmesi buluşmamız kolay olduğu içindir. Ne yazık ki son derecesine gelmiş bir uygarlık işte böylece insanları mutluluktan uzaklaştırır. 20 yaşında bir delikanlı biraz olsun eğitilmişse ruhunu şöyle kendi halini bırakıvermez. Bu olmayınca da aşk, görevlerin en sıkıcısı değil de nedir? Kendini beğenmiş delikanlı içinden şöyle dedi. Kesinlikle bu kadını elde etmeliyim. Bir gün zengin olurum da biri çıkıp bir vakitler eğitmenlik yaptığımı başıma kakarsa bu işi aşk yüzünden kabul ettiğimi söyleyebilirim. Julian elini yeniden Madame de Ronelink'inden çekti. Sonra onu yine tuttu. Sonra onu yine tutup sıktı. Gece yarısına doğru içeri girerlerken Madame de Rönel ona yavaşça ''Bizi bırakacak mısınız? Gidecek misiniz?'' dedi. Julien içini çekerek karşılık verdi. ''Gitmeliyim çünkü sizi çılgınca seviyorum. Bu bir suç. Genç bir rahip için hem de büyük suç.'' Madame de Rönel kolunu onunkine dayadı hem de o kadar kendini bırakarak dayadı ki yanağı Julia'nın yanağının sıcaklığını duydu. Bu geceyi ikisi de birbirinden çok başka türlü geçirdiler. Madame de Rênal içten gelen, ruhunu kavrayan pek yüksek bir hazla coşuyordu. Erkenden gönül vermiş işveri bir kız aşkın neden olduğu kafa dağınıklığına alışır. Gerçek aşk yaşına geldi mi yeniliğin verdiği tadı bulamaz. Madame de Rênal hiç roman okumamış olduğu için mutluluğun en küçük ayrıntıları bile onun için yepyeniydi. Hiçbir gamlı gerçek, gelecek günlerin düşüncesi bile onu ürpertmiyordu. Şimdi ne kadar mutluysa 10 yıl sonra da o kadar mutlu olacağını sanıyordu. Namusu ve Mösyö'de Renal'e ettiği bağlılık andı, birkaç gün önce kendini o kadar kıvrandıran bu düşünce gene aklına geldiyse de boşuna geldi. Vakitsiz bir konuk gibi kapı dışarı edildi. Madame de Renard içinden, Julien'in daha ileri gitmesine hiçbir zaman razı olmam. Bir aydan beri nasılsak bundan sonra da öyle oluruz. O benim için ancak bir arkadaştır, dedi. İngiliz makası 16'sında pembe beyaz bir kızcağızdı. Bir de kalkmış allık sürerdi. Polidori Julien'e gelince, Fuki'nin önerisinden sonra rahatı kaçmıştı. Hiçbir karar veremiyordu. İçinden ah dedi. Ben de kişilik mi yok ne? Napolyon ordularında askerlik etseydim kim bilir ne kötü bir asker olurdum. Sonra ama dedi. Evin hanımıyla başladığım sevda oyunu bir zaman gönlüme eğilecek. Çok şükür bu ikinci derece küçük işte bile gönlünün içi dilindeki küstahlığın gösterdiği gibi değildi. O güzelim giysisi yüzünden Madame de Renal'den korkuyordu. Bu giysi onun gözünde Paris'i haber veren bir şeydi. Gururluydu. Bunun içinde hiçbir şeyi rastlantıya bırakmamak, her anın getirebileceği ilhama göre hareket etmek istemiyordu. Fukeden dinlediklerini ve kutsal kitapta aşk yüzünden okuduğu bir iki şeyi kafasında toparlayıp, kendine örnek alarak en küçük noktaları da unutmayan bir plan hazırlamıştı. Kendine de itiraf etmiyordu ama çok heyecan içindeydi. Bunun için o planı bir kağıda yazdı. Ertesi sabah salonda Madame de Renal onunla biraz yalnız kaldı. ''Sizin Julien'den başka bir adınız yok mu?'' dedi. Bu pek yüceltici soruya Julien verecek karşılık bulamadı. Planını kurarken bunu hiç aklına getirmemişti. Öyle bir plan kurmak budalalığına kalkışmamış olsaydı çabucak kavramaya elverişli olan zekası ona pekala yardım edebilirdi. Birdenbire böyle bir soru karşısında kalmak görüşteki kavrayıştaki çabukluğunu artırırdı bile. Toyluk etti ve bu toyluğu gözünde pek büyüttü. Madame de Renal ise onu çoktan bağışlamıştı. Bunu insanı bağlayacak bir saflık belirtisi diye karşıladı. Pek akıllı diye gösterilen bu adam da her vakit böyle safça tavırlar bulamadığına üzülürdü. Madame Dörville bazen bu senin küçük eğitmen beni kuşkulandırıyor derdi. Bakıyorum hep düşünüyor ve hep bir gizli düşünceyle hareket ediyor. Saman altından su yürüten bir adam. Madame de Rönel'in sorduğuna bir yanıt bulamadığı için Julien'in onuru pek kırılmıştı. Benim gibi bir adam bunun altında kalmamak zorundadır dedi ve bir odadan öbürüne geçtikleri bir sırada yararlanarak Madame de Rönel'i öpü vermeyi kendine görev bildi. Her ikisi için bundan daha hazırlıksız, daha tatsız ve daha düşüncesiz bir hareket olamazdı. Az kaldı yakalanacaklardı. Madame de Rönel, Julien'i çıldırmış sandı. Korktu ve daha çok bu işe kızdı. Bu budalalık ona Monsieur Valeno'yu hatırlattı. Onunla yalnız olsam başıma kim bilir neler gelir diye düşündü. Yine namus damarı tutuyordu. Çünkü sevgi söner gibi olmuştu. Her zaman çocuklarından hiç olmazsa birini yanında bulundurmanın yolunu bulup ona göre hareket etti. O gün Julien için pek sıkıntılı geçti. Vaktini hep Madame de Rênal'in gönlünü avlamak planını acemice uygulamaya harcadı. Madame de Rênal'e her bakışında bu bakışın bir nedeni, bir iç yüzü vardı. Ama Julien bununla gönül avlayabilmek şöyle dursun yalnızca sevimli gözükmeye bile başaramadığını anlayamayacak kadar ahmak değildi. Madame de Rênal onu hem bu derece toy hem de bu derece küstah görmekle pek şaşırmıştı. En son anlatılmaz bir sevinçle bu dedi. Akıllı bir adama aşkın verdiği çekingenlik olacak. Benden önce sevdiği o resmini sakladığı kadın onu yoksa hiç mi sevmemiş? Öğle yemeğinden sonra Madame de Rönal ziyarete gelmiş olan Bray kaymakamı Monsieur Charcot de Maguillon'u ağırlamak üzere salona girdi. Oldukça yüksek bir gergef tezgahının başında nakış işliyordu. Madame Derville yanındaydı. İşte böyle bir sırada hem de odanın içi güneş doluyken Julien koca ayakkabısını uzatıp Madame de Rönel'in zarif ayağına basmayı yerinde buldu. Kadının ajurlu çorabı ve Paris'ten getirdiği güzel iskarpinini de herhalde o tatlı dilli vali yardımcısının dikkatini çekmişti. Madame de Rönel son derece korktu Elinden makasını, yün yumağını, iğnelerini düşürdü ve böylece Julien'in hareketi düştüğünü gördüğü makası durdurmak için girişilmiş ama sonuna ermemiş bir girişim sayılabildi. İngiliz çeliğinden yapılmış olan o makasçık çok şükür ki kırılıverdi de Madame de Rönal, Julien'in daha yakında bulunmamasına yazıklandığı konusunda bir sürü şeyler söyledi. Siz makasın düştüğünü benden önce gördünüz, önüne geçebilirdiniz. Bunun yerine bütün çabanızın bana bir tekme atmaktan başka bir sonucu olmadı bütün bunlar kaymakamı aldattıysa da Madame Derville kanmadı. İçinden bu güzel delikanlının amma da budalaca işleri var dedi. Bir taşra kentinin görgü kuralları içinde bu gibi suçları bağışlamak yoktur. Madame d'Orville bir sırasını bulup dikkatli olun emrediyorum diyebildi. Julie'nin toyluğunu anlıyor sinirleniyordu. Emrediyorum sözüne kızması gerekip gerekmediğine karar vermek için bir süre düşündü oldukça ahmaklık gösterip şu sonuca vardı. Çocukların eğitimiyle ilgili bir işte emrediyorum diyebilir ama aşkıma karşılık verirken eşitliği kabul etmesi gerek. Eşitlik olmayınca aşk da olmaz. Artık aklını hep eşitlik üzerine bayağı düşüncelere bağladı. Birkaç gün önce Madame Derville'den öğrendiği bir sözü Cornell'in aşk eşitlik aramaz, onu kendi yaratır. Sözünü öfkeyle yineleyip duruyordu. Julian Ömründe bir tek kadını ele geçirememiş olan, ele geçirememiş olan Julien bir Don Juan rolü oynamakta ayak direyip akşama kadar gülünçlükten gülünçlüğe düştü. Mantıklı tek bir şey düşünebildi. Hem kendinden hem Madame de Renal'den sıkılmış olduğu için vakit ilerledikçe korkuyordu. Çünkü akşam yine bahçeye çıkıp ıhlamurun altında, karanlıkta o kadının yanına oturmak gerekecekti. Monsieur de Renal'e papazı görmek için ver yere gideceğini söyledi. Akşam yemeğinden sonra evden çıktı. Ta gece yarısından sonra döndü. Julian yere vardığı zaman Papaz Şelanın taşınmakta olduğunu gördü. Monsieur Şelan görevinden alınmış yerine de Papaz yardımcısı Monsieur Maston getirilmişti. Julian ihtiyara yardım etti ve Fuke'ye bir mektup yazmayı düşündü. Bu mektupta Papazlık yüzünden onun pek elverişli önerilerini geri çevirmeye her ne kadar zorunlu kalmışsa da şimdi pek büyük bir haksızlığın tanığı olduğunu ve tarikata girmemeyi ruhunun kurtuluşu için daha hayırlı sandığını anlatacaktı. Julien, Verrier papazının görevden alınışından bile yararlanacak ince zekalılık gösterebilmesine çok sevindi. Günün birinde gönlünde ölçüyü elden bırakmaksızın o tatsız ölçülülüğün kahramanlığını alt ettiğini görür de ticaret sevdasına kalkışırsa bu mektup ona yol açmış olurdu. Horoz Ötünce Julian kendisini pek usta sanırdı. Ama onda bir parçacık ustalık olsaydı, ver yere gidip geldiğinin ertesi günü bu uzaklaşmasının bıraktığı etkiyi görüp buna sevinirdi. Onun böyle ortadan çekilmesi bütün toyluklarını unutturmuştu. O gün pek somurttu. Akşama doğru aklına gülünç bir şey geldi ve bunu eşi az görülür bir küstahlıkla Madame de Rönel'e açtı. Bahçeye daha yeni çıkmışlardı. Ortalığın iyice kararmasını beklemeden Julien ağzını Madame de Rönel'in kulağına yaklaştırdı ve hareketiyle onu fena halde lekeleyebileceğini düşünmeden ''Madame'' dedi. ''Bu gece saat 2'de odanıza geleceğim. Size söyleyeceklerim var.'' Julien bu isteğinin kabul edilmesinden korkuyordu. Bu gönül avcılığı rolü ona o kadar ağır geliyordu ki kendini yalnızca gönlünün eğilimine bırakabilse birkaç gün odasında kalır, hanımların gözüne görünmezdi. Dünün ukalaca hareketi yüzünden ondan önceki gün kazandıklarının hepsini bozduğunu anlıyor, hangi kapıya başvuracağını bilemiyordu. Madame de Rönel, Julien'in bu terbiyesizce önerisini hiç de abartılı olmayan gerçek bir gücenme ve öfke duyarak karşıladı. Julien, onun kısa yanıtında bir hafifseme sezer gibi oldu. Pek yavaş bir sesle verilen bu yanıta ''Beni ne sandınız?'' Sözü de karışmıştı. Çocuklara bir söyleyeceği olduğu bahanesiyle Julien onların odasına gitti. Döndüğü zaman da Madame de Renal'den oldukça uzağa, Madame d'Orville'in yanına oturdu. Böylece Madame de Renal'in elini tutmasına olanak bırakmıyordu. Önemli şeylerden söz edildi. Julien bu işi alnının akıyla becerdi. Ancak bir iki kez bir parça susup söyleyecek sözler aradı. İçinden ''Ah'' diyordu. Daha üç gün olmadı bu kadının gösterdiği sevgi artık onu ele geçirdiğimi umdurmuştu. Şimdi ne yapsam da onu yola getirsem? İşlerinin böyle umutsuzca bir duruma düşmesi Julien'i son derece şaşırtmıştı. Oysa istediğini erseydi asıl o vakit bütün bütün şaşırırdı. Gece yarısı olup da ayrıldıklarında artık her şeyi kötü görmeye başlamış olan Julien kendisini Madame Derville'in büsbütün hor gördüğüne Madame de Rönel'in de bu histen pek uzak olmadığına inanmıştı. Çok sinirlenmişti ve onuru kırılmıştı. Gözüne uyku girmedi. Her türlü yapmacıktan, her türlü plandan vazgeçip, Madame de Rönel'in yanında öyle bin türlü hesaplara girişmeden yaşamak, her günün getirici esenliğe kanmak gibi bir düşünceye hiç yanaşmadı. Beynini yorup ustalıkla manevralar kuruyor, bir dakika sonra da bunları gülünç buluyordu. Kısacası köşkün saati ikiyi çaldığı zaman Julien pek karamsardı. Aziz Petrus, horozun ötmesiyle nasıl uyandıysa, Julien de saatin ikiyi çaldığını duyunca öyle uyandı. Giriştiği işin en can alıcı, en zor anında olduğu kanısına vardı. O terbiyesizce öneriyi Madame de Rönel'e söyler söylemez aklından çıkarmıştı. O öneri ne kötü karşılanmıştı. Ayağa kalkıp saat 2'de odasına gideceğimi söyledim dedi. Ben terbiye görmemiş kaba bir adam olabilirim. Bir köylü çocuğundan başka bir şey beklenmez ya. Madame Dörville bunu kaç kez hissettirdi ama zayıflık göstermeyeceğim. Julien gösterdiği cesareti beğenmekte haklıydı. Kendini bu kadar zorladığı, böyle bir sıkıntıya soktuğu olmamıştı. Kapısını açarken bacakları titriyordu. Duvara dayanmak zorunda kaldı. Ayakkabılarını giymemişti gidip Monsieur Rönnel'in kapısına kulağını dayadı ve belediye başkanının horultusunu duydu. Buna çok canı sıkıldı. Madame de Rönel'in odasına girmemek için bahane kalmamıştı. Ama oraya gidip de ne yapacaktı? Tasarlamış olduğu hiçbir şey yoktu. Olsa bile kafası öylesine karışıktı ki önceden tasarlanmış hiçbir şeyi düşünüp ona göre hareket edecek halde değildi. Ölüme gitse belki bunun binde biri kadar acı duymazdı. Madame de Rênal'in odasına giren koridora girdi. Kapıyı titreye titreye açtı. Müthiş bir gıcırtı oldu. İçeride ışık vardı. Şöminenin üstünde bir kandil yanıyordu. Bu yeni felakette hiç aklına gelmemişti. Julien'in girdiğini görünce Madame de Rênal yatağından fırladı. ''Siz aklınızı mı kaçırdınız?'' diye bağırdı. Julien o boş tasarılarını unutup doğal durumuna döndü bu kadar güzel bir kadının hoşuna gitmemeyi mutsuzlukların en büyüğü diye karşıladı. Onun sitemlerine hiçbir yanıt vermedi. Yalnızca ayaklarına kapanıp dizlerini öptü. Madame de Rönal'in son derece acı söylediğini duyunca da hüngür hüngür ağlamaya başladı. Birkaç saat sonra Julien, Madame de Rönal'in odasından çıkarken roman anlatımıyla söyledim, bütün isteklerinde başarıya ermişti. Madam de Renard'ın kalbinde aşk duygusu uyandırması ve onun büyüleyici güzelliğine tutkun olması yüzünden kazandığı bu zaferi o acemice ustalığıyla hiçbir zaman elde edemezdi. Ama en tatlı anlarda bile hep o garip gururuna kurban olup kendine kadınları bağlamaya alışık bir erkek gibi gözükmeye çalıştı. Yaradılışının en sevimli yanını bozmak için inanılmaz çabalar harcadı neden olduğu zevkli coşkunluğa ve bunun tadını bir kat daha artıran vicdan azaplarına dikkat edeceği yerde ödev düşüncesini bir dakika bile aklından çıkarmadı. Hayalinde yaratıp kendine örnek almak istediği insandan bir parça ayrılsa artık ölünceye kadar gülünç olacağını, dehşetli bir vicdan azabı çekeceğini sanıp korkuyordu. Kısacası Julien'in kendini üstün bir adam eden yanı ta ayaklarının ucuna kadar gelmiş olan mutluluğu tatmasına engel oldu. Yanaklarının asıl rengi pek gönül çekici olduğu halde baloya giderken allık sürmeye kalkan 16 yaşında bir kız gibiydi. Julien'in gözükmesiyle ölecek gibi korkmuş olan Madame de Renal biraz sonra büyük bir telaşa düştü. Julien'in gözyaşları o umutsuzca duruşu kadının kafasını alt üst etmişti. Julien'i e artık geri çeviremeyeceği bir şey kalmadıktan sonra bile onu gerçek bir gönül incelmesiyle uzağa itiyor sonra yine kollarına atılıyordu. Bir yaptığı bir yaptığını uymuyordu. Bağışlanmaz bir günah işlediğini sanıyor ve gözleri önünde beliren cehennemi Julien'i en tatlı okşayışlarla kandırarak örtmek istiyordu. Kısacası Julien'in mutluluğunun hiçbir eksik yanı yoktu. Böyle ele geçirdiği kadında alev gibi bir duyarlılık bile bulmuştu. Yazık ki o bundan anlayacak adam değildi. Julian çıkıp gittikten sonra bile Madame de Rênal'in hiç istemeden duyduğu coşkunluğu içini parçalayan vicdan azabıyla çarpışması sürdü gitti. Aman Tanrım, mutlu olmak, sevilmek dedikleri de bu mu? Odasına girince Julian'in ilk düşüncesi işte bu oldu. Uzun zamandır istediğine kavuşan ruhun düştüğü şaşkınlığı ve kaygılı perişanlığı duyuyordu. O ruh istemeye alışmıştır. Artık isteyecek bir şey bulamaz. Ancak daha anılar da oluşmamıştır. Geçit töreninden dönen bir asker gibi Julian her hareketini birer birer gözden geçirip düşünmeye başladı. Kendi kendimi olan görevimi hakkıyla yaptım mı? Rolümü iyi oynadım mı? Hem de ne rol? Kadınları avlamaya alışık bir adam rolü. Julia'nın dudağına çevirdi Juan dudağını. Saçlarının dülelerini okşadı ondan sonra. Çok şükür ki Madame de Renal pek heyecana kapılmış, pek şaşırmış, bir an içinde kendisi için dünyanın her şeyi, merkezi veren adamın budaladığını fark edemeyecek bir hale gelmişti. Böyle olmasa Julien bütün ününü kaybediverirdi. Ortalığın ardını görüp de Julien'e artık gitmesini söylerken Madame de Renal ''Aman tanrım'' diyordu. ''Kocam bir gürültüyü işittiyse mahvoldum demektir.'' Hala da parlak cümleler savurmaya vakit bulan Julien, şu cümleyi tekrarladı. Yoksa yaşadığınızdan pişmanlık mı duyuyorsunuz? Bu anda çok, çok pişmanım ama sizi tanımış olduğuma pişman değilim. Julien odasına ortalık iyice ağırdıktan sonra ve hiçbir şey sakınmadan dönmeyi şerefine daha uygun buldu deneyimli bir adam gibi gözükmek düşüncesine bu çılgınca düşünceye saplanmış en küçük hareketlerini bile bir an olsun şaşmaz bir dikkatle ince eleyip ona göre iş yapıyordu. Bunun bir tek yararı oldu. Madame de Rönal ile sofrada karşılaştığı zaman hareketi bir sakınma şaheseri oldu. Madame de Rönal ona her baktıkça kulaklarına kadar kızarıyor bir an bile ona bakmadan edemiyordu. Halinde bir tuhaflık olduğunu kendi de fark ediyor bunu gizlemek için gösterdiği her çaba heyecanını bir kat daha açığa çıkarıyordu. Julien ancak bir kez gözlerini kaldırıp ona baktı. Önce Madame de Rênal Julien'in bu sakınganlığına bayıldı. Ama arası çok geçmedi, bu biricik bakışın bir daha yinelenmediğini görünce telaşa düştü. ''Yoksa beni sevmiyor mu?'' diyordu. ''Ben onun yanında ihtiyar bir kadınım, ondan on yaş büyüğüm. Yemek odasından bahçeye çıkarlarken Julia'nın elini sıktı. Böyle olağanüstü bir aşk izleri görmenin verdiği beklenmedik sevinç Julia'nın gözlerinde bir tutku ateşi belirtti. Sofrada Madame de Ronel'i çok güzel bulmuştu ve gözlerini kaldırmamakla birlikte bütün vaktini onu süzmek, bütün güzelliklerini birer birer incelemekle geçirmişti. Bu ateşli bakış Madame de Ronel'i avuttu. Gerçi bütün kaygılarını gidermedi. Ama kadıncağız bu kaygılar yüzünden kocasını aldatmış olmaktan duyduğu vicdan azabını unutuyordu. Sofrada bu koca bir şeyin farkına varmamıştı ama Madame Derville çok şeyler sezdi. Bir an geldi Madame de Rönel'in düşüp bayılı vereceğini sandı. Bütün gün Madame de Renal, dostluğundan aldığı korkusuzlukla, dokundura dokundura konuşmaktan kaçınmayan Madame Derville'in ağzından düşmekte olduğu tehlikeyi en çirkin renklerle gösterip korkutacak sözler dinledi. Madame de Renal, Julien'le yalnız kalmak fırsatını içi yana yana kolluyordu. Ona kendisini hala sevip sevmediğini soracaktı. Huyunun hiç değişmez uysallığına karşın birkaç kez Az kaldı. Madame Derville e orada bulunmakla can sıktığını hissettirecekti. Akşam bahçede Madame Derville ne yapıp yapıp Madame de Renal ile Julie'nin arasına oturdu. Julie'nin elini sıkıp dudaklarına götürmeyi bütün gün hayal etmiş olan Madame de Renal ona bir söz bile söyleyemedi. Hiç umulmadık bu engel Madame de Renal'in çarpıntısını artırdı. İçini kemiren bir kaygısı vardı. Bir gece önce Julien'e odasına gelmekte gösterdiği düşüncesizlik için o kadar sitem etmişti ki bu gece gelmeyebileceğini düşünüp içleniyordu. Bahçeden erken ayrıldı ve hemen odasına çekildi. Ama az sonra dayanamadı Julien'in kapısına gidip içeriği dinledi. Gönlünü kemiren kuşkuya ve aşk ateşinde karşın içeriye girmeye cesaret edemedi. Bu hareket ona aşağılıkların en kötüsü gibi geliyordu. Çünkü köylülerin atasözlerine bile girmiştir. Daha hizmetçilerin hepsi yatmamıştı. Bunun için Madame de Rönel, Julien'in kapısında durmanın büyük bir düşüncesizlik olacağını aklından geçirerek odasına döndü. Onu beklemekle geçirdiği iki saat, acı içinde geçirilen iki yüz yıl gibi geldi. Fakat görebildiği şeye pek bağlı olan Julien'in bir kere yapacağım dediğini yapmamasına olanak yoktu. Saat biri çalarken yavaşçacık odasından çıktı, evin efendisinin derin bir uykudu olduğuna güven getirdikten sonra Madame de Röner'in odasına gitti. O gün sevgilisinin yanında daha büyük mutluluk buldu çünkü oynadığı rolü düşünmediği anlarda oldu. Gözlerini açıp gördü, kulaklarını açıp işitti. Madame de Rönel’in yaşı üzerine söylediği de Julien'in içine rahatlık verdi kadıncağız. Hiç başka niyeti olmadan ve yalnızca bu düşünce yüreğini sıktığı için durmadan "Ben sizden 10 yaş büyüğüm. Beni nasıl sevebilirsiniz?" deyip duruyordu. Julian böyle bir nedenle içlenmeyi bir türlü aklına sığdıramıyordu ama Madame de Rênal'in gerçekten üzüldüğünü gördü ve gülünç olma korkusunu hemen hemen unutur gibi oldu. Bir işçi oğlu olduğu için bir aşık olarak bile yine bir uşak sayılacağı kaygısı bu budalaca kaygıda silindi. Julien'in coşkunluğu, çekingen sevgilisinin içine rahatlık verdikçe kadıncağız biraz mutluluk da duyuyor ve sevdiği delikanlıyı incelemeye başlıyordu. Çok şükür ki Julien, bir önceki gece buluşmalarına bir eğlence değil, yalnızca bir üstünlük hali veren o özentili tavırları o gece hemen hiç takınmadı. Madame de Renal, onun bir rol oynadığının farkına varsaydı, bunu anlamanın vereceği hüzünle bir daha mutluluğun ne olduğunu bile hatırlayamazdı. Çünkü bunu aralarındaki yaş farkının bir sonucu diye karşılar ve artık ölünceye kadar içlenirdi. Madame de Renal aşk kuramları üzerine hiç kafa yormamıştı. Ama taşra kentlerinde aşk sözü edildiği zaman beylik şakaların baş konusu mal farkından sonra yaş farkıdır. Artık gençliğin ateşinde kavuşmuş olan Julien birkaç gün içinde çıldırasıya aşık oldu. Hakçası melek gibi iyi bir kadın diyordu güzelliğine de bir diyecek yok. Bir rol oynamakta olduğu düşüncesini hemen hemen unutmuştu. Hatta kendinden geçtiği bir anda bütün kaygılarını da itiraf etti. Bu hareketi kadının kalbinde uyandırdığı aşkı son derecesine çıkardı. Madame de Rönel şimdi sevine sevine ''Demek ki'' diyordu. ''Benden önce hiçbir kadını gerçekten sevmemiş.'' Julien'e bir vakit ele geçirmekten pek korktuğu resmin kimin resmi olduğunu sorma yürekliliğini bile buldu. Julien onun bir erkek resmi olduğuna yemin etti. Madame de Renal soğukkanlılık gösterip de biraz düşünebildiği zamanlar dünyada böyle mutluluğun bulunmasına ve kendisinin bunu hiç fark etmemiş olmasına şaştıkça şaşıyordu. Ah diyordu. Julien'i on yıl önce güzel sayılabileceğim çağda tanısaydım ne olurdu? Julien bu gibi düşüncelerden çok uzaktı. Onun aşkı da yine yükselme hırsından geliyordu. Yoksul ve hor görülen bir adam olduğu halde böyle kibar ve güzel bir kadını ele geçirdiği için koltukları kabarıyordu. Tapınır gibi hareketleri, sevgilisinin güzelliği karşısında coşkunluğu sonunda kadına yaş farkının verdiği üzüntüyü unutturdu. Madame de Rênal'in daha uygar ülkelerde 30 yaşındaki kadınların çoktan beri edinmiş oldukları hayat bilgisinden bir parça nasibi olsaydı, ancak beklenmedik zevklerin tadı ve pohpohlanmanın yardımıyla yaşayabilen bir aşkın çok sürmeyeceğini titreyerek anlardı. Julien, yükseklere erişme sevdasını unuttuğu zamanlar, Madame de Rênal'in şapkalarına, giysilerine bile coşarak hayran oluyordu. Onları koklama zevkine doyamıyordu. Madame de Ronald'in aynalı dolabını açıyor, onun içinde bulunan şeylerin güzelliği ve düzeni karşısında saatlerce hayran kalıyordu. Sevgilisi omzuna dayanıp ona bakar, o da bir düğün arifesinde gelinin sepetine yerleştirilen şu elmasları, kumaşları serederdi. Madame de Ronald bazen içinden ben böyle bir adama düşseydim ne olurdu diyordu. Ne ateşli ruhu var. Onunla hayat ne güzel geçiyor. Julien'e gelince. Onun kadın silahlarının bu müthiş parçalarına bu kadar yaklaştığı hiç olmamıştı. Paris'te de bundan güzel şeyler bulunması olanak yoktur, diyor ve böylece mutluluğun hiçbir eksiği olmadığına inanıyordu. Sevgilisinin özden gelen hayranlığı ve coşkunluğu çok zaman ona sevgilerinin ilk günlerini pek sıkıntılı, neredeyse gülünç kılmış olan boş düşünceleri unutturuyordu. Öyle anlar oldu ki hep iki yüzlü yaşamayı alışkanlık edinmiş olmasına karşın birçok adetleri bilmediğini kendisine pek hayranlık gösteren bu kibar hanıma söylemekten bile zevk duydu. Sevgilisinin yüksek bir sınıftan olması sanki kendisini de yükseltiyordu. Madame de Rönel'e gelince o da herkesin bir gün çok ilerleyecek diye baktığı bu olağanüstü delikanlıya bir takım şeyler öğretmeyi manevi hazların en büyüğü diye karşılıyordu. Monsieur Valeno ile kaymakam bile Julien'i beğenmekten kendilerini alamıyorlardı. Bu yüzden Madame de Rênal onları da eskisinden daha az budala bulmaya başladı. Madame Derville ise Julien için hiç de öyle hisler göstermiyordu. Keşfeder gibi olduğu şeylere çok üzülmüştü. Akıllı uslu öğütlerinin artık ne yaptığını bilmeyen bir kadına kar etmediğini, üstelik onun canını sıktığını görünce Vergie bırakıp gitti. Niçin gittiğini anlatmaya gerek görmedi. Zaten soran da olmadı. Gerçi Madame de Renal onu ağlayarak yolcu etti ama o gittikten sonra içinde eskisinden daha büyük bir mutluluk duydu. Artık hemen hemen bütün gün sevgilisiyle baş başa kalabiliyordu. Julien de onunla oturup konuşma zevkine can atıyordu. Çünkü yalnız kaldı mı yine aklına Fouquet'in önerisi geliyor ve rahatını kaçırıyordu. Bu yeni hayatın ilk günlerinde öyle anlar oldu ki bu ömründe sevmemiş ve sevilmemiş genç içtenlik göstermekten büyük bir zevk duydu. O zamana kadar varlığının özü olan yükselmek, bütün mevkileri erişmek sevdasını bile Madame de Rênale az kaldı anlatacaktı. Fouquet'in önerisini kabul için duyduğu garip heves hakkında ona danışmak istedi ama küçük bir olay buna engel oldu. Baş yardımcı. Bir akşam güneş batarken yemiş bahçesinin tabi ucunda Can sıkabilecek kimselerden uzakta Madame de Rönel'in yanına oturmuş derin derin hayallere dalmıştı. Bu tatlı anlar acaba sürer mi diye düşünüyordu. Kafası gelecekte ne olacağına bu zor ve zorunlu soruna dalmıştı. Zengin olmayan delikanlıların çocukluk çağı biter bitmez başlayan umutsuzluk yılları vardır. Julien işte şimdi bu üzüntülere geçiriyordu. Birdenbire ah dedi. Napolyon'u Fransız gençlerine tanrı yollamıştı. ''Onun yerine kim tutacak? O olmayınca biz zavallılar ne yapacağız? Hali vakti benden iyi olanlar bile ellerindekini, avuçlarındakini öğrenim için harcayıp da 20 yaşında adam satın almaya, kendilerine bir meslek edinmeye yetecek parası kalmayanlar ne yapacak?'' Derin derin içini çekerek sözünü bitirdi. ''Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu anı içimizden çıkmayacak ve bizim mutluluk duymamıza engel olacak.'' Madame de Rönel'in birdenbire kaşlarını çattığını gördü. Kadın soğuk ve hafifsel bir tavır takılmıştı. Bu biçim düşünceleri ancak bir uşağa yakıştırabilirdi. Kendisinin çok zengin olduğunu bilerek ve ona göre büyümüştü, Julien'e de kendisi gibi zengin gözüyle bakıyordu. Onu hayatından bin kat çok seviyor ve paraya hiç önem vermiyordu. Julien bu düşünceleri hiç keşfedemedi. Madam de Renal'in kaşlarını çatması onu daldığı hayallerden uyandırdı. O oldukça kurnazlık gösterip sözlerini değiştirdi ve bahçe kanepesinde yanı başında oturmuş o kibar hanıma az önceki sözleri yolculuğu sırasında dostu olan bir oduncudan işitmiş olduğunu anlattı. Kendisi onları ancak işte dinsiz imansızlar böyle düşünüyor diye yinelemişti. Madam de Renal en ateşli şefkat tavırlarından sonra birdenbire takınmış olduğu o soğuk duruşunu büsbütün bırakmadan karşılık verdi. Sizin de öyle adamlar içinde ne işiniz var? Bu kaş çatılması, daha doğrusu düşüncesizce davrandığı için duyduğu pişmanlık, Julien'i sürükleyip giden tatlı kuruntuların uğradığı ilk yenilgi oldu. Julien içinden, bu kadın iyi ve şefkatli bir kadın, dedi benden de çok hoşlanıyor ama o bize düşman olanlar arasında yetişmiş. Bu zengin sınıfın en korktuğu insanlar hiç kuşkusuz iyi bir eğitim gördükleri halde bir işe girmek için paraları olmayan gençlerdir. Onlarla çarpışmak için elimizde onlarınkiler gibi silahlarımız olsa bu kişi oğullarının hali ne olurdu? Diyelim ki ben Verya Belediye Başkanı oldum. İş görmek isteyen namuslu bir adamım. Mösyö de doğrusu namusludur ya ben belediye başkanı olsam o papaz yardımcısı da Mösyö Valeno da bütün dala vereleri de bir gün kalmaz süpürülüp gider. Onlarda beni korkutacak bir yetenek bir bilgi mi var? Görüyoruz. Hep bocalayıp duruyorlar. O gün Julien içtenlikte olma yürekliliğini gösterebilseydi mutluluğu artık sonsuz olabilirdi. Savaşa girişme yürekliliğini göstermek gerekti ama bunu hemen yapmalıydı. Madame de Renal Julien'in sözlerine şaşırmıştı. Çünkü kendi gibi Kibar olan kimselerin söylediğine göre Robespierre yönetimi bir gün yine gelirse bu ancak böyle adam evladı denemeyecek ama çok iyi okuyup yazmış gençlerin yüzünden olacaktı. Madame de Rênal'in soğuk durması oldukça uzun sürdü. Julien bundan alındı. Julien'in sözü Madame de Rênal'i neredeyse tiksindirmişti ama bundan sonra da kadıncağız Julien'e doğrudan doğruya olmasa bile tatsız bir şey söylemiş olmaktan korkmuştu. Bu üzüntü onun yüzünde can sıkıcı kimselerden kurtulup da içinde sevinç duyduğu anlar o pek masum ve pek saf olan yüzünde de belirdi. Artık Julien kendisini hayallere bırakmaktan çekindi. Daha yatışmıştı. Eskisi kadar da şık değildi. Madame de Rönel'in odasına gitmesinin bir densizlik olacağını düşündü. Uşaklardan biri onu geceleyin evde dolaşırken görse bin türlü yorumlayabilirdi. Bunun için Madame de Rönel'in Julien'in odasına gelmesi daha iyi olacaktı. Ancak bunun da sakıncaları vardı. Julien, kendi gibi bir papaz adayının bir kitapçıdan istemesi uygun düşmeyecek bazı kitapları Fuke'ye yazıp getirtmişti. Onları ancak geceleri açabiliyordu. Onları okurken rahatsız edilmek istemezdi. Madame de Rênal tarafından bile olsa. Oysa Yemiş Bahçesindeki o küçük olaydan önce olsaydı Julien, Madame de Rênal'i beklerken hiç kalkıp da kitap mı okuyabilirdi? Madam de Renal'in yüzünden şimdi kitapları büsbütün başka türlü anlıyordu. Cesaret edip ondan birçok küçük şey üzerine bilgi almıştı. Bunları bilmemek zekası ne olursa olsun kibarlar dünyası dışında doğmuş bir gencin anlayışını daraltı verir. Kendisi de son derece acemi olan bir kadın tarafından verilen bu aşk eğitimi pek güzel bir şey oldu. Julien kibarlar çevresini tam bugün olduğu gibi görmeye başladı. Bu çevrenin geçmişte 2000 yıl önce ya da yalnızca 60 yıl önce diyelim ki bir Voltaire bir 15. Louis zamanında nasıl olduğunu öğrenerek belliği bulanmamıştı. Gözlerini örten perde birdenbire kalktı ve Julien anlatılmaz bir sevinç duydu. Artık ver yerde olup bitenlerin anlamını kavruyordu. Gözüne ilk çarpan şeyler 2 yıldan beri Besançon valisi katında çevrilen oldukça karışık dalavereler oldu. Bunlar Paris'ten en tanınmış kimseler tarafından yazılmış mektuplardan güç alıyordu. İstenen şey de onların en sufu adamı olan Monsieur de Moro'nun Veryer Belediye Başkanı'nın ikinci değil, baş yardımcısı olmasıydı. Monsieur de Moro'nun bu işte karşıtı pek zengin bir fabrika sahibiydi. Ne yapıp edip bu adamın ikinci yardımcılığa indirilmesi gerekiyordu. Julien, Veryer büyüklerinin Monsieur de Renal'in sofrasında harcadıkları dokundurucu sözlerin anlamını anlamaya başladı. Bu ayrıcalıklı kimseler baş yardımcı seçimi işine, kasaba halkının, hele liberallerin varlığını bile bilmedikleri bu işe son derece ilgi gösteriyordu. Bunu önemli kılan da Veryer Caddesi'nin doğu yakasının herkesçe bilindiği üzere 3 metreden fazla açılması gereğiydi. Çünkü artık ana yol olacaktı. Yıkılması istenen evlerden üçü Mösyö'de Moiron'undu. Demek ki o baş yardımcılığa getirilir, Mösyödür Rönel milletvekili seçilip belediye başkanlığına geçerse bu işe gözünü kapar ve yasada gösterilen çizgiyi geçen evlerde ufak bir onarım yapılması yetinebilirdi. Böylece de evler hiç olmazsa daha 100 yıl kurtulurdu. Mösyödür Rönel sofuluğu ve aşırı namusluluğuyla tanınmıştı ama yine de onunla anlaşma yolları vardı. Çünkü o çoluk çocuk babası adamdı. Yıkılacak evler içinden dokuzu da ver yerde en ileri gelen kimselerindi. Julien'in gözünde bu çevrilen dalavereler, Fouquet'in gönderdiği kitaplarda daha ilk olarak adını öğrendiği Fentenoy Savaşı tarihinden çok daha önemliydi. Julien, akşamları papazın evine gitmeye başladığından, yani 5 yıldan beri, doğrusu çok şeyleri merak ediyordu. Ama din bilgisine çalışan bir gençte aranan başlıca üstünlüklerin her işe karışmamak, kendini ileri atmamak gibi şeyler olduğunu bildiğinden bir şey sormaya cesaret edememişti. Bir gün Madame de Renal, Julien'in düşmanı olan Uşağa emir veriyordu. Adam tuhaf bir tavırla "Hamam adam!" dedi. "Bugün ayın soncu maaşı Madame de Renal, hadi gidin." dedi. Julien sordu. "Şimdi bu adam eskiden kilise olan, şimdi yine kilise haline gelen ot deposuna mı gidecek? Peki ama orada ne yapacak? Benim bu sırlara bir türlü aklım ermiyor. Madame de Rönal karşılık verdi. Doğrusu hayırlı bir kurul ama pek de tuhaf bir şey. Kadınları almıyorlar. Bildiğim bir şey varsa o da herkesin birbiriyle senli benli konuşması. Söz gelişi bu uşak oraya gidip Monsieur Valeno ile buluşacak. O kasıntılı, kendini beğenmiş adam da Saint sen diye konuşmasına kızmayacak. Ona aynı tavırla yanıt verecek. Orada ne yapıldığını merak ediyorsanız Monsieur Magirona ve Monsieur Valeno'ya bir sorayım. 93 yılının kanlı olayları bir gün yine baş gösterirse uşaklarımız bizi kesmesin diye her biri için 20 frank veriyoruz.'' Zaman uçup gidiyordu. Sevgilisinin güzelliklerini hatırlamak, Julien'e yükselmek hırsını unutturuyordu. İkisi de ayrı sınıflardan oldukları için ona gamlı ve akıllıca şeylerden söz edememesi, kendisi pek farkına varmadan mutluluğunu da, Madame de Rênal'e karşı uysallığını da arttırıyordu. Çocukların üçü de pek akıllı olan çocukların yanında bulunup da kendilerini duygularını bırakarak konuşmadıkları zamanlar Julien Madame de Rênal'in kibarlar çevresinde olup bitenler üzerine söylediklerini gözleri açla parlayarak ama uslu uslu dinlerdi. Çoğu kez Madame de Rênal bir yol ya da yiyecek yiyecek işinde dönen kurnazca hileleri anlatırken birdenbire dalar ve sayıklar gibi sözler söylerdi. Julien ona çıkışmak zorunda kalırdı. Madame de Renal ona çocuklara davrandığı gibi davranırdı. Diyelim ki saçlarını okşaya verirdi. Doğrusu bazı günler onu çocuğu gibi sevdiği kuruntusuna kapıldığı olurdu. Bir kibar çocuğunun daha 15'ine varmadan öğrenini verdiği bir takım basit şeyleri Julien ona sorup öğrenmiyor muydu? Ama bir dakika geçmez Julien'e kocası, üstadıymış gibi hayran hayran bakardı. Bazen zekasını ürperirdi. Bu genç rahip de yarının büyük adamını açıkça görür gibi olurdu. Onu papa olmuş, Rişlu gibi başbakan olmuş varsayardı. Julienne, ''Ah ben yaşayıp da senin ünlü bir adam olduğun günleri görecek miyim?'' derdi. Bu zamanda bir büyük adama çok ihtiyaç var. Krallık da, din de ancak böyle kurtulur. Bizim beyler de her gün söyler ya, bir Rişelu çıkıp da kişisel yargılamalar selini durdurmazsa her şey mahvoldu demektir. Monsenyur'un uşakları psikoposluk sayvanını getirdiler. Bunun kollarından birini Mösyö Şelan tutacaktı ama bu işi Julien'e bıraktı. Psikopos sayvanın altına girdi. Gerçekten bir ihtiyar hali takınabilmişti. Artık Julien'in hayranlığı son dereceyi bulmuştu. İnsan biraz becerikli olunca elinden neler de geliyor diye düşündü. Kral geldi, Julian onu ta yakından görmek onuruna erişti. Piskopos, krala okşar gibi bir sesle söylevini söyledi ve bir kral karşısında söz söylemekten duyduğu heyecana gösteren bir hal takındı. Bu doğrusu büyük bir görgünün sonucuydu. Brayle Ho’da yapılan ayinleri anlatacak değiliz. Bunların ayrıntısı o il gazetelerini 15 gün doldurdu. Julian, Piskopos'un söylevinden kralın Cesur Charles oğullarından olduğunu öğrendi. Bundan uzun süre sonra Julien işi gereği bu ayinin hesaplarına baktı. Yeğeninin bir psikoposluğa atanmasını sağlayan Monsieur Moll bütün giderleri de kendi üzerine alma kibarlığını göstermişti. Yalnız Breylo Ho ayini 3800 franga mal olmuştu. Psikoposun söylevine karşılık verdikten sonra kral sayvanın altına girdi ve sunağın yanında bir yasta pek dindarca bir tavırla diz çöktü. Kilisenin içi iki basamak merdivenle çıkılan tahta sıralarla çevrilmişti. Julien bu merdivenin üst basamağında Monsieur Chenin'in dizi dibine oturmuştu. Roma'da Sistina Şapeli'nde Kardinal'in yanına oturmuş bir kodütora benziyordu. Kodütor, kardinalin eteğini tutan adam. Bir te dom okundu. Te dom, katoliklerin büyük bir duası anlamına geliyor. Buhurdanlar buram buram tüttü, Toplar atıldı, tüfekler havaya boşaltıldı, köylüler sevinç ve sofuluktan sarhoş gibi olmuşlardı. Böyle bir gün Jacoben gazetelerinin 100 günde yaptığını bozu verir. Julian tam bir huzur içinde dua etmekte olan kraldan 6 adım arkadaydı. Gözlerinde zeka parlayan kısa boylu bir adam gözüne ilişti. Onu daha ilk olarak görüyordu. Bu adamın giysisi hemen hemen işlemesizdi. Ama bu yalın giyimin üstünde gök mavi bir şerit vardı. Julien'in dediği gibi kumaşı gözükmeyecek kadar sırmalı giysiler giyinmiş birçok büyük adamlar krala onun kadar yaklaşamıyorlardı. Julien biraz sonra bu adamın Monsieur Moll olduğunu öğrendi. Tavrını pek gururlu hatta küstahça buldu. İçinden bu marki bizim güzel psikopos gibi görgülü birine benzemiyor dedi. Rahiplik insana bir uysallık, bir usluluk veriyor. Kral da buraya Aziz Clemens'i ziyarete geldi. Benim öyle bir şey gördüğüm yok Aziz Clemens acaba nerelerdi? Yanında duran genç bir rahip, Aziz'in vücudundan kalan kutsal yadigarın kilisenin yukarısında bir şapel Ardant'ta saklandığını söyledi. Şapel Ardant, cenaze için hazırlanmış, çevresine mumlar yakılmış yer anlamına geliyor. Julian, şapel Ardant'ta nedir diye düşündüyse de bunun ne olduğunu sormaya yüzü tutmadı. Artık hep dikkat kesilmişti. Bir hükümdar geldiği zaman adet Şanoanlar Piskopos'la birlikte gitmez. Ama Şapel Ardant'a doğru giderken Agde Piskopos'u Mösyö da çağırdı. Julien de onun arkası sıra gitmeye cesaret etti. Uzun bir merdiven çıkıldıktan sonra oldukça küçük ama yaldızlı gotik pervazı son derece süslü bir kapı önüne geldiler. Pervaz yıldızı daha dün vurulmuş gibi parıl parıl yanıyordu. Kapının önünde hepsi de yerin en kibar ailelerinden 24 kız diz çökmüş duruyorlardı. Piskopos da kapıyı açmadan önce bu güzel kızların arasına diz çöktü. O yüksek sesle dua okurken kızlar da onun tentenelerinin zarifliğine, nazikliğine, genç ve tatlı yüzüne bakmaya doyamıyorlardı. Bu görüntü Julien'in kalan aklını da başından aldı. O halde Engizisyon uğruna hem de gönül rızasıyla çarpışmaya hazırdı kapı birdenbire açıldı. Küçük şapel sanki alev almıştı. Sunağın üzerinde sekiz sıraya dizilmiş, aralarına demet demet çiçekler konmuş, binin üstünde mum vardı. Saf günlüğün tatlı kokusu kapıdan dalga dalga çıkıyordu. Daha yeni yaldızlanmış olan şapel küçük ama çok yüksekti. Julien sunağın üzerindeki mumlardan bazılarının beş metreden büyük olduğunu gördü. Kızlar hayranlıklarından kendilerini tutamayıp bağırıştılar. Şapelin önündeki sofraya 24 kızdan başka yalnız iki kürla bir de Julian kabul edilmişti. Biraz sonra kral da geldi. Peşinde yalnız Monsieur Molle baş incisi vardı. Muhafızlar bile diz çöküp selam durda kalmışlardı. Kral doğa rahlesinin önüne kendini atar gibi diz çöktü. Yaldızlı kapıya yapışır gibi arkasını dayamış olan Julian işte ancak o vakit bir genç kızın çıplak kolu üzerinden Aziz Kremens'in heykelini gördü. Aziz'i genç bir asker giyimiyle gösteren bu heykel sunağın altına gizlenmişti. Boğazında geniş bir yara vardı ki sanki kanıyordu. Bunu yapan sanatçı doğrusu büyük bir ustalık göstermişti. Aziz'in can çekişen ama yine tatlı tatlı bakan gözleri yarı kapalıydı. Yeni terleyen bir bıyık altından gözüken o güzel ağız yarı kapalı olduğu halde bile yine dua eder gibiydi. Julia'nın yanında duran kız bunu görünce hüngür hüngür ağladı ve gözyaşlarından biri Julia'nın eli üzerine düştü. Herkes derin bir sessizlik içindeydi. Ancak çevre köylerde çalınan çanların sesi geliyordu. Bir süre böylece dua edildikten sonra Agde piskoposu söz söylemek için kraldan izin istedi. Kısa ama dokunaklı bir konuşma yaptı. Yalın, yalın ama etkisi büyük olan şu sözlerle bitirdi. Ey Hristiyan kızları, bu dünyanın en büyük krallarından birini yaratan ve yok eden Tanrı huzurunda diz çökmüş olarak gördüğünüzü hatırınızdan çıkarmayın. Din uğrunda çalışmış olanlar ne kadar zayıf olursa olsun dünyada kötülük görüp Aziz Clemens gibi öldürülse bile yine ahirette üstün gelirler. Siz bu günü ömrünüz oldukça unutmayacaksınız değil mi Hristiyan kızları? dinsizden nefret edecek ve büyük, yok eden ama bağışlayan Tanrı'ya bağlı kalacaksınız. Piskopos bunu söyledikten sonra emir verir gibi bir tavırla ayağa kalktı ve ilhamı ermiş gibi elini kaldırıp söz veriyor musunuz dedi. Ant içiyoruz. Piskopos gök gürültüsünü andırır bir sesle yüce Tanrı andınızı duyuyor dedi. Ayin sona ermişti. Kral bile ağlıyordu. Julian bundan ancak çok zaman sonra bir cesaret gösterip Aziz'in kemiklerinin nerede olduğunu sorabildi. Bu kemikleri Burgonya dukosu Philip Labona papanın gönderdiği söylenirdi. Julian'e kemiklerin o bal heykelin içinde saklı olduğu yaratını verdiler. Kral kendisi kendisiyle birlikte şapele e girmiş olan kızların kollarına üstü sırmayla ''Dinsize lanet'' Tanrı'ya sonsuz ibadet sözleri işlenmiş bir al kurdele takmalarına izin vermek bağışında bulundu. Mösyö Mol köylülere 10 bin şişe şarap dağıttırdı. Akşam ver yerde liberaller kral yandaşlarından da çok şenlik yapmak için bir bahane buldular. Kral yola çıkmadan önce Mösyö Moyro'ya hatır sormaya gitti. ver yerde bir kral. Sizi halktan bir adamın damarlarında kan kalmamış ruhsuz cesedi gibi oraya atmak mı gerek? Başka bir işe yaramaz mısınız? Sen Kremen kilisesinde piskoposun verdiği söylevden. 3 Eylül Salı günü akşamın saat 10'unda bir süvari caddeyi 4 nala geçerek bütün veryer halkını uyandırdı. Haşmetli kralının ertesi pazar kenti onurlandıracağı haberini getiriyordu. Vali, kasaba ileri gelenlerinin koruma birliği oluşturmalarına izin veriyor, yani böyle bir şey yapılmasını emrediyordu. Elden gelen deptebe gösterilecekti. Vergie'ye bir ulak gönderildi. Mösödörenal gece yarısı geldi ve bütün kenti heyecan içinde buldu. Herkesin bir iddiası vardı. Pek o kadar işgüzarlığa kalkmayanlar kralın kente girişini seyir için balkon kiralıyorlardı. Gönüllü koruma birliğine kim komuta edecekti? Mösyö Rönel, bu işin Mösyö de Miro'ya verilmesinin yıkılması istenen evlerin sahiplerine çok yararlı olacağını hemen gördü. Bu baş yardımcılık için çok iyi bir basamak olabilirdi. Doğrusu Mösyö Miro'nun bağlılığına bir diyecek yoktu. O bu konuda eşsiz, benzeri olmayan bir adamdı. Yalnız ömründe ata binmemişti. 36 yaşında her işte ve her yerde çekingen, attan düşmekten de gülünç olmaktan da korkan bir adamcağızdı. Belediye başkanı onu sabahın beşinde çağırtıp ''Görüyorsunuz ya Monsieur'' dedi. Kasabamızın bütün namuslu, akıllı kimselerinin sizi layık gördükleri makamı işgal ediyorsunuz varsayarak görüşünüzü almayı kendime borç bildim.'' Bu mutsuz kasabada küçük fabrikalar ilerliyor. Liberallerin partisi milyoner oluyor. Yönetimi ele geçirmeye çalışıyor. Her şeyi bir silah diye kullanmanın yolunu bulacak. Biz kralın, krallığın her şeyden önce kutsal dinimizin çıkarını göz önüne getirelim. Koruma birliğinin komutanlığına kimi münasip görüyorsunuz mösyö? Attan son derece korktuğu halde Mösyö de Moiro din ve vatan uğruna bu şerefe katlandı. Belediye başkanına ''Yüzünüzü ağartmaya çalışırım'' dedi. Artık bir kere de iş, yedi yıl önce Fransız prenslerinden birinin ver yerden geçmesi dolayısıyla kullanılmış üniformaların düzeltilmesine kalmıştı. Saat yedide Madame de Renal Vergy'den geldi. Çocuklarla Julien de yanındaydı. Salonu liberal parti kadınlarıyla dolu buldu. Bunlar partilerin birleşmesi gereğinden söz ediyor ve Madame de Rönel'e koruma birliğinde liberallere de hizmet verilmesi için kocasına iltimas etmesi dileğinde bulunuyorlardı. İçlerinden biri kocasının bu işe seçilmezse kederinden iflas edeceğini söyledi. Madame de Rönel bu kadınları çabucak başından savdı. Kafası pek yorgun gibi gözüküyordu. Madame de Renal'in rahatını kaçıran düşüncelerini gizlemesi Julien'i şaşkınlığa düşürdü. Daha çok da kızdırdı. Julien içinden böyle olacağını anlamıştım ya diyordu. Evine bir kralın konuk olması mutluluğu ona aşkını unutturuverdi. Bütün bu gürültü patırtıdan gözleri kamaşı verdi. Hele bu işler bitsin, soyluluk konusundaki düşünceler kafasını bir bulandırıp geçsin, beni yine sever.'' şaşılacak şey Madame de Ronal'in bu durumu Julien'in sevgisini arttırdı. Ev döşemecilerle dolmuştu. Julien Madame de Ronal'e bir çift söz söylemek fırsatını kolladı ama ele geçiremedi. Madame de Ronal Julien'in odasına girmiş ve giysilerinden birini alarak çıkmıştı. Julien onu çıkarken gördü. Yalnızdılar. Konuşmak istedi. Madame de Ronal dinlemeden kaçıp gitti. Ben böyle bir kadını sevmekle ne büyük bir budalalık ediyorum. Büyüklük sevdası onu da kocası kadar deli ediyor. Kadıncağız sevgilisinin sandığından da çok çıldırmıştı. En büyük isteklerinden biri gücendirmek korkusuyla Julien'e bile söylemediği en büyük isteği Julien'i bir günlük olsun o kara setreden başka bir giysi de görmekti. O kadar saf bir kadın için gerçekten şaşılacak bir beceriklilik gösterip önce Monsieur de Moiro'yu sonra da kaymakam Charco Magiron'u Julien'in de koruma birliğine alınmasına razı etmişti. Keresteci Sorel'in oğlu oldukça zengin fabrikacı oğullarına 5-6 gence üstün tutularak alınacaktı. Oysa onların içinde hiç olmazsa ikisi dine, krala bağlılık konusunda parmakla gösterilen delikanlılardı. Arabasına kasabanın en güzel hanımlarını bindirip Normandiya atlarına herkeslere parmak ısıtmayı tasarlamış olan Monsieur Valeno o atlarından birini Julien'e yani dünyada en çok nefret ettiği adama vermeye razı oldu. Ama koruma birliğine girenlerin hepsinin gök mavi renkli, beyaz sırma apoletli albay üniformaları vardı. Kimisi bunu 7 yıl önce yaptırmış, kimi de yeni almıştı. Madame de Renal yeni bir giysi istiyordu. Besançon'a adam gönderip üniformayı, kılıcı, şapkayı, kısacası koruma birliğine gerekli eşyayı hazırlatmak için ancak dört günü kalmıştı. İşin garip yanı da Julie'nin üniformasını ver yerde yaptırmayı sakınmasızlık sanıyordu. Onun da bütün kasaba halkının da bunu son anda birdenbire öğrenmelerini istiyordu. Koruma birliği hazırlanıp düşüncelerin işlenmesi bittikten sonra belediye başkanına uğraşılacak başka bir iş çıktı. Kralı ver yere gelmişken herhalde kasabadan bir fersah ötede Breyle hoda azizlerden Clemens'in kutsal yadigarını ziyaret edecekti. Bunun için bir dini alay hazırlamak gerekiyordu. Bu törende birçok rahip bulunması gerekiyordu. Başlıca zorluk bundan çıktı. Yeni papaz Monsieur Maslon ne yapıp edip Mösyö Şeran'ın gelmesine engel olmak istiyordu. Mösyö de Renal, bunun düşüncesizlik olacağını kaç kez söylediyse de kar etmedi. Ataları uzun zaman oraların genel valiliğini yapmış olan Mösyö Lemol Markisi de krala eşlik etmekle görevlendirilmişti. O papaz Çelan'ı 30 yıldır tanırdı. Ver yere gelir gelmez herhalde onu soracaktı. Onun içinden çıkarıldığını, gözden düştüğünü öğrenince de bütün alayla onun küçük evine ziyarete gitmesi pek olasıydı. Bu da çok ağır bir tokat olurdu. Papaz Maslon yanıt olarak Monsieur bu ayinde gözükürse burada da Besançon'da da onurum beş paralık olur diyordu. Aramıza bir de Jansenist mi alacağız? Jansenist de Jansen'in kurduğu bağışçılık öğretisi ve tarikatına bağlı kişi demektir. Siz ne derseniz deyin aziz papaz. Ben Veryer yönetiminin Monsieur Molden hakaret görmesini istemem. Siz onu tanımazsınız. Sarayda, hükümete, geleneklere bağlı bir adamdır ama burada taşrada hemen alaycı, herkesi yeren, herkesi sıkıntıya düşürmekten kaçınmayan geçimsiz bir adam oluverir. verir. Sırf gönül eğlendirmek için bizi liberaller yanında kepaze edi verecek bir adamdır. Papaz Maston'un kendini beğenmişliği belediye başkanının artık yüreklilik halini alan korkusu karşısında ancak cumartesi akşamı eğildi. Şelana yaşı ve hastalıkları engel olmazsa bireyle Ho'daki türbede yapılacak ayinde bulunması dileğiyle iki yüzlüce bir mektup yazıldı. Mösö Şelan diyakoz yardımcısı olarak kendisine eşlik edeceğini söyleyerek Julian için de bir davetiye istedi. Pazar sabahı daha erkenden çevre dağlardan gelen binlerce köylü kasabayı hınca hınç doldurdu. Hava her zamankinden açık, güzeldi. Saat 3'e doğru bütün bu kalabalıkta bir çalkantı göründü. Ver Ve yerden iki fersa ötede bir kayanın tepesinde ateş yakılmıştı. Bu işaret kralın kasaba sınırlarına girmiş olduğunu müjdeliyordu. Hemen bütün çanlar çalındı. Kasaba İspanyollardan kalma topu doldurup doldurup ateşleyerek bu mutlu olaya ne kadar sevindiğini ilan etti. Halkın yarısı damlara çıktı. Bütün kadınlar balkonlara üşüşmüştü. Koruma birliği hareket etti. Herkes o parlak üniformalara hayran hayran bakıyor, kimi bir akrabayı, kimi bir dostu tanıyıp selamlıyordu. Her an eğer kaşını tutmak için elini hazır bulunduran Mösyö de Moiro'nun korkusuyla alay ediliyordu. Ama herkesin gözüne çarpan bir şey hayranlığı da Mösyö'de Moiron'un korkusunu da unutturdu. Dokuzuncu dizinin başında giden süvari pek yakışıklı, ince belli bir delikanlıydı. İlk önce onu tanıyan olmadı ancak arası çok geçmeden bazılarının homurdanması, bazılarının da şaşıp susu vermesi herkesin de hiç umulmadık bir şeyle karşılaşmış olduğunu bildirdi. Monsieur Valenon'un Normandiya atlarından birine binmiş olan bu delikanlının Keresteci'nin oğlu Küçük Sorel olduğunu anlamışlardı. Herkes, başta liberaller olmak üzere herkes belediye başkanına atıp tutuyordu. Papaz kılığına girmiş bu işçi parçası çocuklarına eğitmenlik ediyor diye onu falan beylerin falan zengin fabrikatörlerin zararını olarak koruma birliğine almak. Bir sarrafın karısı doğrusu diyordu. Bu beyler de gidip o çamurdan doğmuş küstaha haddini bildirmeli. Yanında duran biri karşılık verdi. O ne sinsi domuzdur bilmezsiniz. Şimdi elinde bir kılıcı var. Hainlik edip suratlarını parçalar. Soyluların sözleri ise daha tehlikeliydi. Kadınlar son dereceyi bulan bu densizliğin yalnızca belediye başkanının işi olduğuna pek inanmıyorlardı. Onun böyle soysuz insanları hor gördüğü, onlara yüz vermediği hemen herkesçe kabul ediliyordu. Hakkında böyle söylene dursun Julien dünyanın en mutlu adamıydı. Yaradılışında gözü peklik olduğu için ata binişi bu dağlık kasaba delikanlılarının çoğunkinden üstündü. Kendisinden söz edildiğini kadınların gözlerinden okuyordu. Apoletleri daha parlaktı çünkü yepyeniydi. Atının durmadan şahlanması da Julien'i sevincinden çıldırtacaktı. Hele eski kalenin yanından geçerken at küçük topun gürültüsünden ürkerek saf dışına sıçrayınca Julien'in mutluluğuna diyecek yoktu. Rastlantının iyi bir sonucu olarak düşmedi ve o andan beri kendini bir kahraman diye görmeye başladı. Artık Napolyon'un yaveri olduğunu ve bir bataryayı ateşleme emri aldığını hayal ediyordu. Ondan da mutlu biri vardı Önce onun geçmesini belediye konağında bir penceresinden seyretmişti. Sonra arabasına bindi ve sapa bir yoldan hızla geçip yine onların önüne çıktı. Ve Julien'in bindiği atın sıçradığını görüp titredi. Sonra arabayı kentin bir kapısından dışarı dört nala sürdü. Kralın geçeceği yola vardı. Koruma birliğini 20 adım geriden tantanalı bir toz duman bulutu arasından izledi belediye başkanı Haşmetli Kral'a biz söylev çekmekte şereflenirken 10 bin köylü bir ağızdan ''Yaşasın kral!'' diye bağırdılar. Bir saat sonra bütün söylevler dinlenip kralın kente gireceği sırada küçük top birbiri arkasından atışa başladı. Bu bir kazaya neden oldu. Topu ateşleyenlere bir şey oldu demiyoruz. Onlar Leipzig'te, Montmiral'de değerlerini göstermiş adamlardı. Ne olduysa geleceğin Belediye Başkan Yardımcısı Mösyö'de Moyro'ya oldu. Atı onu yolun üstündeki biricik çamurlu çukura bırakıverdi. Bu da oldukça gürültüye neden oldu. Çünkü kralın arabasını geçebilmesi için Mösyö'de Moyro'yu çukurdan çekip çıkarmak gerekti. Kral o gün bütün al perdeleriyle süslenmiş olan yeni güzel kiliseye indi. Yemek yiyecek, sonra da arabaya binerek Aziz Clemens'in kutsal yadigarını ziyarete gidecekti. Kral kiliseye girer girmez Julien atını dört nala sürüp Monsieur de Rönel'in evinin yolunu tuttu. Evinin yolunu tuttu. Orada içini çekerek o güzelim gök mavi üniformasını, kılıcını, apoletlerini bırakıp sırtına havu dökülmüş kara setreyi giydi. Yine atına atladı ve biraz sonra pek şirin bir tepeciğin üstünde yükselen Bray Ho'ya vardı. İçinden Coşku bu köylüleri çoğaltıyor mu ne? dedi. Ver yerde köylüden geçilmiyor. Bu köhne manastırın çevresinde on binden çok köylü var. İhtilalin eski eserlere karşı gösterdiği saygısızlıkla yarı yıkılmış olan bu manastır, krallık yönetimi yeniden kurulduktan sonra olağanüstü güzellikte onarılmıştı. Şimdi mucizelerden söz ediliyordu. Julien, papaz çelanı buldu. Ondan oldukça azar işitti ve bir cübbeyle bir papa sırkası aldı. Hemen giyimini değiştirdi ve yeni Akde Piskopos'unu yanına gitmekte olan Mösyö Şeran'ı izledi. Bu genç Piskopos, Mösyö Mol'ün yeğeniydi. Akde'ye yeni atanmıştı. Aziz'in kutsal yadigarını krala o gösterecekti. Ancak Piskopos'u bulamadılar. Papazlar topluluğu sinirleniyordu. Eski manastırın karanlık ve gotik dehlizinde durmuş, Piskopos'u bekliyorlardı. 1789'dan önce 24 üyeden oluşan Ho Ruhaniler topluluğunu temsil için 24 kür getirilmişti. Piskopos'un gençliğine 3 çeyrek saat söylendikten sonra kürler, yaşı dolayısıyla kendilerine baş diye seçtikleri Mösyö Piskopos'a gidip kralın gelmek üzere olduğunu, artık kilisedeki yerlerine girme vakti geldiğini haber vermesini dilemeyi uygun buldular. Monsieur Chalan, Julien'e kızgın olduğu halde ona da birlikte gelmesini işaret etti. Julian papa sırkasını yöntemince giymiş, kıvırcık saçlarını rahiplerce kullanılan bir tuvalet yöntemini düzeltmişti. Ama Monsieur öfkesini artıran bir dalgınlık eseri olarak mahmuzlarını çıkarmayı unutmuştu. Bunlar cübbenin eteği altından gözüküyordu. Piskoposun dairesine vardıklarında karşılarına çıkan iri yarı, renk renk giysili uşaklar, ihtiyar küreye monsenyörün kimseyi kabul edemeyeceğini yukarıdan bakar bir tavır takınarak bildirdiler. Mössehelan, Breyle Ho Ruhaniler kurulunun başı olmak sıfatıyla istediği zaman piskoposun huzuruna girmeye hakkı olduğunu söyleyince onu alaya aldılar. Uşakların küstahlığı, yaratılışı pek kibirli olan Julien'in ağrına gitti. Manastırın yatak odalarını dolaşmaya, her gördüğü kapıyı kurcalamaya başladı. Küçücük bir kapı biraz sarsınca açılıverdi. Julien kendisini Monsenyör'ün siyah setreli, boyunları zincirli odacıları arasında buldu. Julien'in telaşlı halini görünce bu beyler onun psikopos tarafından çağrılmış olduğunu sanıp içeri girmesine ses çıkarmadılar. Julien birkaç adım attı ve oldukça büyük, karanlık, duvarları kara meşe tahtalarıyla örtülü bir gotik salona girmiş olduğunu gördü. Biri dışında o gibi biçimi pencerelerin hepsi tuğlayla örülmüştü. Bu duvarda işin kabalığını örten hiçbir şey yoktu. Bu örülü pencereler eskiden kalma meşe kaplamaların görkemi yanında pek aykırı düşüyordu. Burgonya'nın eski eser meraklılarınca pek tanınmış olan salonu 1740 yıllarında Dük Cesur Charles tarafından bir günahına kefaret olarak yaptırılmıştı. Sağ ve sol yanında tahta üzerinde oyma pek güzel levhalar vardı. Bunlar Yuhanna'nın vahiyinde bildirilen sırları dile getiriyordu. Çıplak tuğlaların daha bembeyaz alçının sanki soyluluğunu kaybettirdiği hüzün dolu oluluk Julien'in içine dokundu. Salonun öteki ucunda içeriye ışık veren bilicik pencerenin yanında maun ağacından oradan oraya taşınabilir bir ayna gözne ilişti. Arkasında mor cübbe giyip omuzlarına tenteneden bir rahip atkısı almış, başı açık bir delikanlı bu aynadan üç adım beride durmuştu. Böyle bir yerde öyle bir şey bulunması insana bir garip geliyordu. Hiç kuşkusuz manastıra daha yeni getirilmişti. Julien'in anladığına göre o gencin öfkeli bir hali vardı. Sağ eliyle aynaya doğru ciddi ciddi kutsama işaretleri yapıyordu. Julian kendi kendine ''Bu ne demek?'' dedi. ''Bu genç rahip.'' hazırlık ayini mi yapıyor? Belki de psikoposun katibidir. O da uşaklar gibi haddini bilmez bir adam. Bana ne? Hele bir deneyelim. İlerledi. Salonu baştan başa ağır ağır geçti. Gözlerini hep biricik pencereden yana dikmiş, bir an durup dinlenme bilmeden kutsama işareti yapan delikanlıya bakıyordu. Yaklaştıkça onun öfkeli olduğunu daha iyi fark ediyordu. Tenteneli atkının ne kadar ağır bir şey olduğunu görünce sanki ilerlemek elinde değilmiş gibi duru verdi. Aynaya pek yaklaşmıştı. Susmak, görevimden kaçmak olur, dedi. Ama salonun güzelliğiyle heyecana kapılmıştı. İşitici ağır sözlerde şimdiden gücüne gidiyordu. Genç rahip Juliani aynada gördü. Hemen ona doğru döndü ve öfkeli tavrını bırakıp pek tatlı bir sesle oldu mu? artık düzeltebildiler mi Monsieur? dedi. Julien şaşkınca duraksadı. Delikanlı dönerken Julien onun göğsündeki haçı görüp Agde Piskoposu'nun huzurunda olduğunu anlamıştı. Ne kadar da genç dedi. Benden olsa olsa 7-8 yaş büyük. Mahmuzlarından da utandı. Efendimiz dedi. Beni Ruhaniler Kurulu başı Mösyö Şenan gönderdi. Piskopos Julien'in hoşnutluğunu bir kat daha artıran bir incelikle ''Öyle mi? Bana Monsieur Chalain'dan hep övgüyle söz ettiler.'' dedi. ''Ama Monsieur kusurumu bağışlayın. Bana mitremi getirecek birini bekliyorum. Sizi o sandım. Paris'te mitreyi iyi sarmamışlar. Üst sırması fena halde zedelenmiş. Çok çirkin duracak. Şimdi de bekletiyorlar.'' Bu son sözleri pek hüzünlü hüzünlü söylemişti. Julien, buyurursanız gidip bir bakayım efendimiz, dedi. Julien'in güzel sözleri etkisini göstermişti. Piskopos, gönle pek hoş gelen bir incelikle, ne iyi edersiniz Mösyö, dedi. Bana mitrem hemen gerekli. Ruhaniler kurulunu beklettiğim için bilseniz ne kadar üzülüyorum. Mitre, Piskopos tacı demektir. Julien, salonun yarısına gelince bir daha dönüp baktı. Kopos yine kutsama işaretlerine... ...başlamıştı. Julien, bu da ne oluyor diye düşündü. Kuşkusuz... ...ayinden önce yapılması zorunlu olan... ...bir hazırlık duası. Odacıların bulunduğu küçük odaya girdiği zaman... ...Mitre'nin getirilmiş olduğunu gördü. Odacılar, Julien'in... ...emir verir gibi baktığını görünce... ...hiç istemedikleri halde... Monsenyörün Mitre'sini ona verdiler. Mitre'yi taşımak... ...Julien'in koltuklarını kabartıyordu. Onu saygıyla taşıyor ağır ağır yürüyordu. İçeri girince Piskopos'un ayna önüne oturmuş olduğunu gördü. Monsenyör artık yorulmuş olmasına karşın sağ eliyle arada bir kutsama işareti yapıyordu. Julien, Mitre'yi giymesi için ona yardım etti. Piskopos başını salladı. Hoşnut bir yüz de, Hah, şimdi başımda durur.'' dedi. ''Biraz öteye gider misiniz?'' Piskopos salonda hızlı hızlı yürüdü. Sonra ağır adımlarla aynaya yaklaştı yine o öfkeli tavrını takınıp ciddi bir eda ile kutsama işaretine başladı. Julian şaşkınlıktan dona kalmıştı. Gördüğünü anlar gibi oluyordu. Piskopos durdu ve yine o ağır başlılığı bırakarak ''Nasıl Monsieur?'' dedi. ''Mitrem iyi duruyor mu?'' ''Çok iyi duruyor efendimiz.'' ''Pek arkada değil ya. Arkada olunca insana biraz aptal görünüşü verir.'' ama bir subay şapkası gibi gözlerin üstüne eğmekte doğru olmaz. Bence çok iyi. Kral hep yaşlı ve kuşkusuz çok ağır başlı ruhaniler görmeye alışıktır. Ben de ona hele yaşım dolayısıyla hafif bir adam gibi gözükmek istemem. Piskopos yine kutsama işaretleri yaparak yürümeye başladı. Julian artık anlamaya başlamıştı. İçinden anlaşılıyor dedi. Kutsama için elini alıştırıyor. Biraz sonra Piskopos, ben hazırım, dedi. Hadi Mösyö, siz önden gidip Mösyö Şelan'a Ruhaller Kurulu'na haber verin. Arası çok geçmedi, Mösyö Şelan arkasında kürların en yaşlılarından ikisiyle oldukça büyük, ağır oymalı bir kapıdan girdi. Julien bu kapıyı fark etmemişti. Bu kez Julien sırasından önce geçmedi, yani hepsinin arkasında kaldı. Artık psikoposu ancak kapının önüne üşüşen rahiplerin omuzları üstünden görebiliyordu. Piskopos salonu yavaş yavaş geçti, eşeğe varınca kürler ayin alayı düzeniyle dizildiler. Çok kısa bir kargaşalıktan sonra alay bir mezmur okuyarak ilerlemeye başladı. Piskopos, Mösyö Şelan'la yine öyle ihtiyar bir kürenin ortasında en arkadan geliyordu. Julien, Mösyö Şelan'ın emrinde olması dolayısıyla Monsenyör'ün ta yanına sokuldu. Breyle Ho manastırının uzun koridorlarından geçiliyordu. Güneşli bir gün olduğu halde bu koridorlar karanlık ve nemliydi. Keşişler dairesinin kapısına varıldı. Bu güzel, tantanalı alay Julien'i hayran bırakmıştı. Piskopos'un bu kadar genç olduğunu görünce gönlünde büyük mevkiler sevdası yine uyanmıştı. Bir yandan da ondan gördüğü inceliğe hayran olmuştu. Bu incelik Monsieur de Renal'in en iyi günlerinde gösterdiğinden bile büsbütün başka bir şeydi. Julian içinden, insan kibarlar çevresinde en yüksek yere ne kadar yaklaşırsa o kadar ince davranışlarla karşılaşıyor, dedi. Kiliseye yan kapılardan birinden girildi. Birdenbire amansız bir gürültü, yüz yıllık kubbelerden patırtılı yankılar kopardı. Julian, kubbeler yıkılıyor sandı. Yine küçük top patlatılmıştı. Bu topu dört çift ata koşarak oraya kadar getirmişlerdi. Şimdi Leipzig topçuları karşılarında Prusyalılar varmış gibi topu dakikada 5 kez ateşliyorlardı. Ama bu şanlı gürültü Julien'i hiç etkilemedi. O artık Napolyon'u da askerlik ününü de aklından geçirmiyordu. Bu Agde Piskopusu ne de genç diyordu. Agde'de acaba neresi? Acaba ne para alıyor? Yılda belki 2-300 min frank